Herkese selam, ben Diyojen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Orta Koridor'da yatısı oynuyorum ve karşımda Akali var. Şu anda gördüğünüz üzere de oynuyorum. İşte Zümrüt 2'ler ve 3'ler var. West'in Zümrüt arasındayız. Bakalım Akalimiz kaç kaymış. Kaos yok. Şöyle bir K dağılımı da böyle sahip olduk. Orasılık puanları. Kanalda daha öncesinde bir kere Akali vs Yasuo videosu çekmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Kartlara falan koyarım muhtemelen. O videoda Akali vs Yasuo'da ilk item değil ilk ürün olarak direkt yenilmez tercih etmenizi söylüyordum ben sizlere. Hani Akali vs Yasuo'da yenilmez alınıyordum genel olarak. Fakat yenilmezin metası artık düştü. Yani yenilmez Yasuo ben artık neredeyse hiç oynamadım. Oynamıyorum da. Çünkü yenilmez Yasuo gerçekten eskisi kadar güçlü değil. Bir de yenilmezi bir ara nerf attılar. Bayağı güzel bir nerf koydular yenilmeze. Hiçbir anlamı kalmadı yenilmeze. Paso letal tempoya düştük. Akali vs Yasuo'da da letal tempo artık tercih ediyoruz. Bu ildimden biraz bahsedebilirim sizlere bu Nasıl? videoda. Rünlerimi şu anda sol altta görüyorsunuz. Chris muhtemelen buraya koymuştur ama ben yine de sol alttan da göstereyim istedim. Kasyan itemden biraz bahsedeyim ben sizlere. Kraken alacağım. Kraken'den sonra Ebedi alacağım. Ebedi'den sonra Ölümsüz Kalkan'ı alacağım. Ve daha sonrasında Randuin çekmek istiyorum aslında. Randuin ve Ölümün Dansı almak istiyorum. Bayağı zırh olarak kendimi yükselteceğim. Akali aslında erken oyunda biraz hibrit bir şampiyon. Çünkü otolarıyla oynayan bir şampiyon. Bu yüzden buradan ben zırh aldım. Hani bu matchup'a gidip de MR almayın. MR o kadar da iyi değil bu matchup'ta. Çünkü dediğim gibi Akali size Q attıktan sonra oto atak vuruyor ve çoğunluğunu, hasarının çoğunluğunu AD'den koyuyor oto atağında. Bu yüzden armor olmak daha iyi. Ama karşı ormancı AP olsaydı MR alırdım. Yani karşı ormancıya da bağlı aslında burada biraz. Eğer karşı ormancı Master Yi değil, atıyorum bir Diana falan olsaydı MR girerdim. Ama karşı ormancı Master Yi. O yüzden zırh aldım. Bu tarz şeyler aslında birazcık da önemli. Bunlara dikkat gösterin. Onun dışında Akali ve Yasuo laning de anlatacağım sizlere. Biraz oynanış şekli biraz farklı. Hani hem koridoru itmiyoruz hem de biraz da kontrollü oynuyoruz gibisinden. Zaten anlarsınız şimdi gösterdiğimde. Güzel Akali geldi. İlk level bu matchup'ta beyler. E açmak o kadar güzel değil. Çünkü Akali çok vuruyor. Bu matchup'ta Q başlayın. E açıp dürtmeyi oynamayın. Q'muzun mesafesini kullanacağız. Hani Yasuo'nun Q'su minyonun arkasındayken adama tutarsa üstüne agroyu almıyor. Yani düz bir şekilde ben bu adama direkt Q atarsam şöyle minyonlar dönüp bana vuracak. Ama eğer ben minyonun arkasından bu adama Q atarsam oyun bak şu an mesela dönüp bana vurmadılar. Normal Q attığımı düşündüğü için hasarını hem ona Q hasar vurmuş olur hem de minyonlar dönüp bana vurmuyor. Bu biraz ince aslında. Ve genel olarak bu matchup'ta damage yememeye özen gösterin. O ortaya vurmak isteyecek ama şu minyona vurduğu gibi de böyle bir okey. Güzel bir şekilde dürttüm. Şimdi Akali Sith perdesi açtığında minyonlardan Akali'nin Sith perdesinin içerisine doğru EQ atacağız sürekli. Bu şekilde alıyoruz. Bunun ince noktası da şu. Hani Akali Sith perdesi açtığında ben Akali'yi görmüyorum ya. Ama EQ'muz alan hasarı. Bu yüzden en azından belli bir alanda Akali eğer duruyorsa hasar vurabiliyoruz yine de. Bunu kendi avantajımıza çeviriyoruz yani kısacası. Bu matchup'ın en büyük hint kısmı mı diyeyim artık, önemli kısmı mı diyeyim. O kısmı bu. Onun dışında ben Akali'ye neredeyse hiç vurmamış gibi hissettim. O kadar takasladım ama adam damage yememiş gibiydi. Yani Doran Kalkan'ın gücü mü artık yoksa Akali'nin base statları mı yüksek ona bilmiyorum. Onun dışında bu matchup'ın net win condition'ı Akali'nin Q'larına W koymak yani. Şurada Akali. Okey. Master Yi'yi gördüm. Diana agresif oynamak isteyebilir. Eğer Akali'nin Q'su yediyseniz dümdüz geri çıkın bu arada. Hani hiç takaslamaya değmez. Mesela Q'sunu yedim. Şu an takasa girmek istemiyorum. Şimdi bir gireceğim. Master Yi'yi gördüm. Devam etmeyeceğim. Tamam. Tamam. Atlıyorsun şuraya bak. Neyse güzel takasladık. Beyler tamamıyla dediğim her şeyi size yaptım burada. Hem içeriye doğru EQ atıp çocuğu failledim. Hem de çocuk yeteneğini failledi de bir dakika. Sıçra atabilir diyecektim. Keser mi Diana onu? Benim koridorum çok kötü kaldı bu arada.
Yani Akali buraya Freeze koysa yeridir. Beyler burası Maivet diyebiliriz ya bence. Ya da Mastery vurduğu için böyle oldu bilmiyorum ama. Normalde EQ E atacaktım ama olmadı ya. Unlucky diyelim. İyi yönünden bakalım. Akali'ye asist gitmedi. Akali'nin sıçrası ve Ignite yok. Buraya Freeze koyacağım. Akali base atmış olabilir. Güzel atmadı. Şöyle hızlıca kısa takas koyacağım. Hani bu matchup'ta uzun takas da bir tık zor. Bu yüzden kısa takaslara özen gösterin. Şöyle yine bir EQ. Orada olabilir. W'mu harcadım. Kötü harcadım ama. Şöyle. Güzel. Burada da biraz da level avantajımı kullandım ama aynı zamanda açıkta yakaladım. Hani dediğim gibi bu matchup'ta biraz da sakinlik kaybetmeyin. Akari çok vuruyor. Hani biliyorum. Gerçekten Akari çok vuruyor Yasuo'ya karşı. Yasuo'nun zaten en büyük kanıtlarından birisi Akari. Ama bu matchup'ta soğukkanlılığınızı kaybetmemeniz lazım. Hani bir takas kaybettiniz diye hemen ağlamayın. Sakince oyununuzu oynayın. Mastery bayağı vakit kaybetti bu arada. Diana burada Ejder'e bile girebilir. Hani o fırsatı şu an Diana'ya ben yaratmış oldum. Ve girdi de. Gayet yerinde bir Ejder. Hızlıca base atıp lane'e geri döneceğim burada. Onun dışında bu maçımın bir diğer iyi noktası da kemik zırh beyler. Kemik zırh almaya özen gösterin. Çünkü hani Akali Q attıktan sonra gelip bir de auto atak vuruyor ya. En azından Q attıktan sonraki birkaç hasarını tanıklayabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi hala matchup'ta değişen bir şey yok. İstediğim kadar öne geçeyim. Adama saygı duymaya devam etmeliyim. Adamı açıkta yakalamayayım. Çünkü eğer o beni açıkta yakalarsa o beni keser. Hop şuraya yakıyor. W'm bir tık kötüydü ama sıkıntı yok. Takası yine kazanan taraf ben oldum. Burada Akali o arabayı isteyecek. Ben de bu fırsatı yararlanacağım. Şu an Akali yarıcan. Bir hata daha yaparsa Akali'yi keserim. Kuşlar yok. Okey, 2 Q atmak istemiş. Şöyle bir kule iti yedik ya. Okey. Mastery'den gank yiyebilirim. Biliyorum ama ikisini üst üste koyma şansım var. W'mu güzel kullanırsam Akali'nin çoğu yeteneğini de dodge'larım. Onun dışında Mastery muhtemelen üst taraftan gelecek bana. Biraz dikkatli oynayacağım burayı o yüzden. Veya Mastery alamette ikisinden biri. Okey. Ha çok bir şey atıyorsun ya. Q atıyorsun. Akali'ye buff falan mı geldi acaba? Önceden bu kadar çok Q atmıyordu bu çar. Neyse, burada bir hint daha vermeliyim sanırım. Akali'si de E attığında elinizde hortum varsa hortumu saklayın. Akali'si de E ile uçarken hortum atarsanız E'sini engelliyorsunuz. Yani bu matchup'ın bir diğer iyi noktalarından biri de bu. Veya Akali'si de ilk ultisiyle ilk atılışını yapıyorsa onu da engelleyebiliyorsunuz. Şimdi buraya bir yardım lazım. Çok iyi. Aa, kuleden ulti yedim. Ha burada Diana ulti daha güzel atabilir miydi ya? Onu düşünüyorum da yok. Veya da ben Ignite atmamalıydım mıydım acaba Mastery'ye? Bir tık kötü oldu burası ama sıkıntı yok. Janna ben de. Tamam, bir tık geri atmalıyım. Bir tık Janna'nın gazabına uğradık ya. Janna burada aslında çoğu pozisyonumuzu değiştirdi. Öndeydik ama şu an artık eskisi kadar önde değiliz en azından. Bir shutdown gitti benden. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. O kadar önde değilim şu an. Aşağı yukarı hatta yetenlerimiz eşit çocukla. Bu yüzden saygılı davranacağız yine biz bu Akali'ye. Sıkıntı değil. Hani olur böyle şeyler. En azından böyle kendimizi telafi edelim. Yani dediğim gibi bu tarz durumlarda flame atmanın bir anlamı yok. Hani Janna burada ne arıyor işte? Rakan senin ben falan diye sövsem bir şey değişmeyecek. O yüzden anlayışla karşılayıp devam edeceğim. Nasıl engelleyemedim ben onu ya? O Q'yu engellesem takasa devam edecektim. Tamam, minyonlar burada. İtmeyeceğim buraya. Dediğim gibi ben Akali'yi açıkta yakalamak istiyorum. Oy. Gelirim. Niye devam ediyor lan? Ben niye yetişemiyorum la sana? Q'um tutmadı. Tamam, adam menzili güzel kapatıyor ama sorun yok.
Oy men. O neydi öyle? Onun dışında beyler hani her oyun böyle yüksek kill alamayabilirsiniz. Bu tarz oyunlarda farmınıza özen gösterin. Mesela Akali'ye 50 milyon farm koydum. Farm diff koydum daha doğrusu. Hani bunlar da önemli. Dediğim gibi oyun sadece kill oynanan bir oyun değil. Hani çok fazla salak salak YouTuber var işte böyle. Şu kadar kill aldım, bu kadar kill aldım. Millet oyunu kill'e döndüğünü düşünüyor. Ama değil. Bu yüzden kill almaktan çok minyon yapmaya özen gösterin beyler. Bunlar gerçekten çok önemli. Hani üst elo'da oyunların çoğu minyonla dönüyor. Minyonla değişiyor. Oyunun seyri minyonla düzeliyor. Kill aslında çok şey değişmiyor. Hani mesela bir tane Fiora görürsün. Belki iki kill'i vardır. Ama adam minyonla mesela oyunu bitirir. Bu arada buraya geliyorum. Ulti spamlıyorum bir yandan. Tamam, ok geri çıktı. Biraz fight'tan uzak kaldık burada ama sıkıntı yok. Eşitledik diyebiliriz. Atlarsa bu arada bayağı bir damage yer benden. Okey. Durum biraz daha stabil ama o plate'i alamadık. Yani işin kötü kısmı o. İlk kulenin plate'lisini isterdim. Sıkıntı değil. Akali base attı. Sadece ilk kuleyi alacağız. Bir 400 gold cebimize girecek. Çok iyi. İlk kuleyi aldık. Burada ben bir base koyup uzun kılıç çekeceğim ve tekrardan geleceğim. Uzun kılıç mıydı ona? Unuttum da. Tek kılıcı pardon. BF kılıcını alıp geleceğim. Lane'i yürürken o arada böyle boş bilgiler vereyim. Eskiler bilir bu kılıcın ismi AMK kılıcıydı. Amık kılıcı diye dalga geçiyorduk. Adalet meydanları kılıcıydı işte. Böyle kısaltması oydu. Tabi daha sonra küfür anlamına geldiği için onun ismini değiştirdiler. Evet, Diyojen'den boş bilgiler. Bakayım onu yiyecek mi? Yemedi. Okey, adam da itemini bitirmiş. Yine Akali de o kadar geride değil ha. Ya aslında bayağı geride bana karşı ama hani benim takıma bakıldığında o kadar geride değil. Mesela benim Volibear'dan daha önde Akali. Gerçi Volibear'ımız iyi geri düşmüş. Bize şu an sorun yaratırsa set yaratır ya. O yüzden bir topa bakmamız gerekiyor. Şöyle bir topa tıkladım. Yani set bayağı vurdum duymaz oynuyor şu an bu oyunu. Geç gördü bu arada. Ulti atacak. Önemli değil. Çok iyi. Shutdown aldık. Burası setin hatası. Dediğim gibi adam çok vurdum duymaz oynadı. Biraz da egosuna yenik düştü diyebiliriz. Fazla egol oynadı. Ve bana shutdown verdi. En son shutdown vermesi gereken adamlardan birine verdi. Şunu hızlıca alalım. Onu Diana alsın. Ben burada bir mid'e tıklayacağım. Ebediğim zaten bitti. Ama biraz daha V'yi bitip push koymak istiyorum. Olabildiğince minyon kaybettirmek istiyorum kısaca Akali'ye. Güzel. Şimdi bir base koyacağım. Tek kılıcı, uzun kılıcı alacağım. Ebediğimi bitirdim. Hızlıca buradan ölümsüz kalkanyaya gideceğim. Dediğim gibi bu oyunu elimden geldiğince az hata yaparak taşımaya çalışacağım. Çünkü bu önemli. Hani bu oyunu şu an benim taşıyabilmem için az hata yapmam lazım. Volibear mi tıklıyor burada? Split'te bu arada ben de çok güçlüyüm. Hani dediğim gibi her Yasuo videosunda diyorum Split'te Yasuo çok güçlü beyler diye ama yine burada da söyleyeceğim. Beyler Yasuo Split'te çok güçlü. Hani ben çoğu imkansız oyunu Split'ten taşıdım. Taşırım da. Hani mesela birkaç arkadaşım sorar ulan biz bu oyunu nasıl kazandık falan diye. Bu arada seti gördüm biraz geri çıkacağım. Split'ten bitirmiş oluyoruz. Hani bunun en basitini bir tane Flex oynadık. Penguin ben Reşat işte. Oyunun normalde çok kötü bir durumda ama Split'ten gittim. Hem top inhi hem bot inhi açık. Ve sonrasında zaten oyun otomatik olarak gitti. Bu arada Mastery'yi burada gördüm. Bir gitmek istiyorum. Okey geri çıkmış. Gitmeyelim. Abi cidden önüme mi düştün ya? Hızlıca burayı aldım. Şuraya yardım lazım ya. Sen niye üst tarafa tıkladın ki? Oğlum sen niye üst tarafa tıkladın ki? Tamam Rakan hız verdi. Airblade kaçtı ama sorun yok. Tamam o shot'tan da Diana aldık. Bird hatta buradan Baron'a bile gireriz. La gel gel. Buradan Baron'a bile gireriz. Büyük hata. Can we? Tamam bu takım nerede ne yapacağını çok iyi bilmiyor. Takıma kolları ben vereceğim.
Gel burayı da oynarız hatta. Bak seti görüyorum. Oynamıyorsan oynamam ama. Ultim vardı benim şahsen. Hızlıca mimi ditelim. Ölümsüz kalkanya ihtiyacım var. Çünkü çok damage yiyorum. Burst atıyorlar. Biraz da olsun o burst'ü ölümsüz kalkanya ile tanklamak istiyorum. Artık Tristana sen bir mid'e git ya. Bir base koyalım. Keşke artık mid'e tıklasa. Beyler AD carry oynuyorsanız Allah için dakika 15'ten sonra mid'e tıklayın. Lütfen bak. Bu hani oyunda çok gereken bir şey. Okey. CC girdim ya. Hız var mı abi? Zıplatma var mı abi? Ay, anti. Oo, güzel vurdu o bir Q'su. Çünkü dediğim gibi hani burada oyunu bottan artık benim split atarak taşımam lazım. 5v5 fightlarda hani Diana'nın ultisiyle çok iş yapıyoruz, bu güzel. Ama Diana'nın ultisiyle her vakit olmuyor. Daha az önceki fightta Diana ultisini atamadı. Çünkü Janna bizi blokluyor, engelliyor. Janna'yı engelleyebilecek bir karakterimiz yok bizim. Hani en iyi yöntem benim split atmam ve Diana'nın benim arkamda gezmesi. Ben o seti keserim. Yatın lan oğlum aşağı. Ekstra mı koyup bir de canlıyı kesin oğlum, bura çok iyi ya. Aa oğlum kendini niye gösterdin? Biraz beklesen zaten üstüme çekecektim çocuğu. Tamam orayı bir uzak görüş attım Master'i görmek için ama Master'in bir de gitmiş. Çok iyi, güzel. Şimdi burada ben öncelikle şey yapacağım beyler. Ölümün dansı alacağım, sonrasında koruyucu alacağım. Koruyucuyla öldükten sonra koruyucuyu satıp Randuin almayı düşünüyorum. Şimdi bak ben Janna'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Bunlar iki kişi beni üst üste koyabilir diyecektim. Vayne E sesi çıkarmadı. Ya da çıkardı da bana mı öyle gel. Gel. Tamam öldü. Oğlum öldü la, ignite attım la. Güzel, şu an durumumuz çok iyi beyler. Hani 4 item'im. Yapabileceğimin maksimumunu ortaya koyuyorum bu oyun. Takıma çok güvenmemek lazım. Hani takımın ben oyun bilgisinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz durumlarda dediğim gibi killerinizi üzerinize alın. Hani kill salmamaya çalışın elinizden geldiğince. Bu oyunu tek başınıza taşımaya çalışın. Mesela ben burayı da üzerime alacağım. Tristana'yı salmak istemiyorum. Şimdi Baron tarafında bir görüşe ihtiyacımız var. Scuttle alıyor mu? Güzel alıyor. Bir şurada hain pusu deneyebiliriz. Şuraya bir görüş de aslında lazım ama. Ben bir şurada oturayım. Baron çıkacağı vakit şurada oynarsan oyunu ölürsün. Kaçarın yok oğlum. Janna gelmiş. Yapma la onu. Vayne nereye gittin oğlum? Oğlum Vayne çok iyi kaçmış ya. Orada sıçram yoktu aslında. Eki flash 3 kişiyi kaldırmak isterdim ama yine de sıkıntı yok. Burayı winledik. Buradan direkt kuleleri açıp oyunu bitirebiliriz. Burada baron almaya gerek yok. Hızlıca oyunu kapayacağız burada. Yenerken Janna doyuyor. O da hiçbir şey yapamaz. Vayne de bu minyonları tutamaz. Yani kafamız rahat. GG, well played. O zaman hemen bir attığımız hasar da bakalım. Aldığımız LP'ye bakalım. Ligimiz artık ne olmuş? Sonrasında videoyu sonlandıralım. Şöyle ben Honor'u Rakan'a vereceğim. Başka da iyi oynayan birini görmedim ben bu oyunda. Plat 1, 28 LP olmuşuz. Çok güzel. Bir de attığımız hasara bakalım hemen hızlısından. Hasarımız da böyleymiş. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Videoya like atıp abone olsanız çok sevinirim. Onun dışında Instagram'da Diyojen Kesit diye aratırsanız öyle bir Instagram hesabımız var. Oralara kesit atıyoruz. Oraya da gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.